Sevgili seyirciler, şakal aktarım makineleri standında yoğun bir ilgi var. Seydişehir'den gelen misafirlerimiz var. Siz tanıyabilir miyiz? İsmail Koyuncu, Konya Seydişehir Gökük Köyü'nden katılıyorum fuara. Yani çok koyuncu geldi, geçen gün de geldi. Koyuncular şakalığı çok seviyor. Evet. Şakalak gerçekten Konya'da bir numara diyebileceğimiz bir ekip makineleri segmentinde. Kendimiz de kullanıyoruz zaten. Oldukça da memnunuz. Zaten bilindiği üzere bu pancar ekimi de kullanıyoruz biz ağırlıklı. Bunlar çok hassas ekimlerdir. Bunda dikkatli olmamız gerekiyor ki attığınız tohumun toprağa belli bir santiminde düşmesi gerekiyor. Bunu da eğer siz böyle düşüremez, tersi bir durumla karşılaşırsanız bir yıllık emeğinizin de yeri gelir boşa geçtiği dönemlerde olur. Bundan dolayı güvenerek alıp ektiğimiz tarım makineleri içerisinde şakala her zaman tercih ediyoruz. Evet. Sizi tanıyalım. Fatih Koyuncu. Ben de Seydişehir'den katılıyorum. Bu yıl fuara katılım çok güzel. Tabi bunun yanında şakalak ayrı bir değer katmış. Yeni ürünleriyle olsun. Çit sıra mısır ekimi olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben de İbrahim Koyuncu. Ben de Seydişehir'den katılıyorum. Neler oluyorsun? Ben babalarıyım. Kardeş. Teşekkür ederim. Abi şimdi bir soru soracağım. Yaş kaç? Yaş 57. 57. Senin yaş kaç? 25. 25. 25 yaşında bu çocuk teknolojiyi kullanıyor. Sizin çocukluğunuzda mibzer yokken nasıl yapıyordunuz bu işleri? Elle serpme, kullukla bu şekildeydi. Çok ilkerdi. Karasaban kullandınız mı? Ben kullanmadım. Ben traktör kullandım. Karasabanı babam kullanmış. Tabii. Anlatır mıydı? Anlatırdı. Ne anlatırdı? Bir anlat. Yani çok zor şartlarda olduğunu anlatırdı. Örneğin bir günde sadece 2 dekar veya 1 dekar bir yer ekebilirlermiş. Öğleye kadar, öğleden sonra muhakkak hayvanlarını ota çıkarmaya, dinlenmeye alırlarmış. Çok zor şartlar olduğunu anlatırdı. O günden bugüne çok mükemmel bir teknolojide bir ileri bir hat sabahı teknoloji. Yani elle atarken sen elle attın mesela, nasıl atıyordun abi, ne yapıyordun? Yani bir tenekenin içine veya bir baklacak atıyordum. Atıyordum bu şekilde. Savuruyordum. Önüne koymuyor muydu şöyle? Tabii önüne koyuyordum muhakkak bir askıyla. Onunla atıyordum. Fatih bilir mi onları? Fatih bilmez. Biliyor musun Fatih? Şöyle son dönemlere nohut ektik, onları biliyorum. Elimiz ile saçtığımızı onu göstersene atıyorum. Bize nasıl atıldığını böyle. Hocam böyle alıyorsun, yok göstereyim. Böyle. O yanına bu yanına sallarsın. Peki, hocam. Nereye ne kadar düştü, nasıl oldu, onu nasıl ayarlıyorsun? Onu tam bilemezsin ya. Muhakkak bilemezsin. Örneğin dekara şimdi mimzer ile dekara 20 kilo, 18 kilo atıyorsun. O zaman dekara 30 kilo, 40 kilo. İşte yarısı kuşa, yarısı tava sallayıp gidiyordun. Şimdi çok. Şimdi güzel. Sizin babanızın yaşadığı döneme göre siz şanslısınız. Tabii. Ama gençler size göre, dedelerine göre çok çok şanslı, değil mi? Çok şanslı ama babamdan sonraki de topraklar azalıyor ama. İşte bölünerek gençlerin, çocuklarımın tarım yapabilecek seviyeden belki de ileride bırakacaklar. Abi toprağın üretimi yok Recep abi. Biz verimli topraklara hep bina yapıyoruz. Gelecekte bir toprak yok, üretim yok, fabrika yok. Kanunen yasak normalde. Kanunen yasak da işte. Sayan yok. Sayan yok, kanunu sayan yok yani. Evet, bizim programları nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyoruz abi, severek takip ediyoruz. Köye de bekliyoruz inşallah. İnşallah. Seydişehir hangi köyde? Gökyük. İnşallah yolumuz düşerse Seydişehir'de çok davet de geliyor. İnşallah. Hem balığımızdan yiyin diyorlar, hem burayı gösterin diyorlar ama Allah nasip etmeden hiçbir şey olmuyor. İnşallah Seydişehir'e yolumuz düşerse. Hocam bizde bir de toplulaştırma oldu. Fakat biliyorsunuz tarımda hayvancılık ve ikisi bir arada yürürse daha iyi olur. Fakat toplulaştırmada hayvanlarımızın otlak yapılacak olan yerleri de toplulaştırıldı. Şimdi hayvanlarımızı otlatacak yer kalmadı sayılı. Bunda bir sıkıntı var. Bu konuya da biz geldiğimizde değineceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Fotoğraf al. Evet, fotoğraf alacağız ama fotoğraftan önce şu programı bir kapatalım. Sevgili seyirciler, işte Seydişehir'den gelen abimiz tüm samimiyetiyle anlattı. Neler yaşıyorlar, geçtiğimiz dönemde babasının zamanında neler yapılmış, şimdi neler yapılıyor. Yeni gençlerin problemleriyle o dönemin problemleri farklı.
ama nerede o eski topraklar diyoruz. Buradan tekrar Şakalık'a selamlar yolluyoruz. Size selam ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Recep Bey.